Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Toyota Corolla hibritle birlikteyiz. Bugün bunu tanıtmaya çalışacağız. Toyota bayindeyiz. Sefa Bey, siz dinliyoruz. Yeni Corolla 2019 1.8 hibrit motor seçeneğine sahip Passion X-Pack opsiyonlu aracımızı inceleyeceğiz. Passion X-Pack'te araçta güncel net far ışık çizgisi mevcut. Ön park sensörü, sis farı, led ışıkları mevcut. Sis far, led ışıklarını da şöyle açarak gösterelim. Sis farlarımız led şeklinde geliyor. Ön farlarımız led şeklinde geliyor. Bizenon dediğimiz mercekli far. Yine aracımızda ön arka park sensörü mevcut. Şöyle ön park sensörleri ve krom detaylar. Jantlarımız 17 inç çelik jantlara sahip. Dış dikiz aynalar kumandaya bağlı otomatik olarak katlanabilen özellikte ve sunroof. Yeni Corolla'da sunroof özelliğimiz mevcut. Arka camlar orijinalinde karartılmış. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma özelliği var araçta. Araçta 8 inçlik geri görüş kamerası, dokunmatik ekran ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda Smart View ile telefon ekranını kullanabilme özelliği mevcut. Çift bölgeli bağımsız klima sistemi var. Ön göğüs kısmı 7 inçlik 3 farklı şekilde ayarlanabilen bir ekrana sahip aracımız. Koltuklarımız deri döşeme. El frenimiz elektrikli. Ön kol konsolu ve hold dediğimiz yoğun şehir içi trafiğinde aracın sabit bir şekilde durmasını sağlayan hold özelliği. Yokuş kalkış destek sistemi mevcut. Elektrikli bel desteği var. Yine sürücü koltuğunda. Şöyle göğüsü de bir göstermek istiyorum size. 7 inçlik göğüs ekranımız var. Hemen karşı tarafta hayalet ekran dediğimiz ön cama yansıtmalı ekran var. Sizler de görüyorsunuz zaten buradan. Şu ekranı 3 farklı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Analog olarak ayarlayabiliyorsunuz. Dijital olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ve dijital plus olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunlara hayalet ekran mı deniyor? Hayalet ekran da diyoruz. Evet. Aslında hayalet ekranımız şu karşıdaki ön cama yansımalı ekran. Evet. Türkiye'de şu dijital ekrana hayalet ekran diyoruz. Evet. Şurada atladığımız bir şey var. Kablosuz şarj ünitesi. Hibrit versiyonlarımızda standart olarak sunuluyor. Evet. Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası. Şuradan sunroof'u açıp kapatabiliyoruz. Evet, yine Corolla'nın zaten aile yapısı olduğunun kanıtı. Diz ve baş mesafeleri oldukça ideal tasarlanmış durumda. Ki sunroof'un içeride olmasından dolayı baş mesafesi biraz daralmış olsa da yine oldukça ideal. 43 litre depo kapasiteli. Benzinli modellerimizde depo 50 litre. Bagaj kapasitemiz arttırıldı. 452 litreden şu anki bagaj hacmi 472 litre olarak. Yeni Corolla'larda 472 litre bagaj hacmi var. Stepne kısmında stepne yerine standart olarak yine tamir kiti kullanıldı. Araçlarımızda tamir kiti mevcut. Bagaj 3 farklı şekilde açılıyor. Şurada ortadaki düğmeyi yana aldık. Şu yan taraftan bagajı açabiliyoruz. Kumandadan açabiliyoruz ve içeride kolçakla yine bagajı açabiliyoruz.
Yine arka farlarda LED ışık çizgisi, LED stoplar mevcut. Yine arka park sensörlerimiz. Park yardımıyla ilgili bir var mı? Park yardımı araçlarımızda yok. Şu an sadece CHR Diamond paketlerimizde var. Jantlar çok şık. Jantlar 17 inç. Ayrıca araca ayrı bir görünüm katan köpek balığı yüzgeci tipi antenimiz var. Aracımızın garantisi 3 yıl 100 bin kilometre. Araç garantisinden hariç hibrit garantisi 5 yıl 100 bin kilometre. Bu araçlarda kaç paket var? Araçlarımızda toplamda 4 paket mevcut. Başlangıç paketimiz Vision olarak geliyor. Onun bir üst paketi Dream. Bir üst paketi Flame. Opsiyonel olarak Flame X-Pack. En full paketimiz Passion. Passion'da da yine opsiyonel olarak Passion X-Pack paketimiz var. Passion X-Pack paketinde opsiyonel donanımlar geri manevra uyarı sistemi ve kör nokta uyarı sistemi. Yakıtları nasıl sefalet mi? Aracımız hibrit olduğu için yakıt tasarruflu. Konudan bağımsız olarak şurada kör nokta uyarı sistemini göstermek istiyorum dikiz aynalarında. Şuradaki sensörler vasıtasıyla şurada sollamaya çıktığınız zaman şurada ışıklar yanıp size uyarı veriyor. Yakıt tüketimi olarak hibritlerimiz tamamen çevre dostu olduğu kadar bütçemize de katkı sağlayacak bir motor seçeneği. Şehir içi 100 kilometrede 3,5 litre yakıt tüketimine sahip. Şehirler arasında 100 kilometrede 4 litre. Birçok müşterimiz bu orantının tersliğinin sebebini soruyor. Çünkü normalde biliyorsunuz şehir içi yakıt tüketimi daha fazladır. Fakat hibrit araçlarımızda ilk kalkışta, ilk hareketinde elektrikli motor devrede olduğu için şehir içi yakıt tüketimimiz şehirler arası yakıt tüketimine göre daha düşük.